Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği markette adeta izdiham yaşandı. Maçalı yok ya. Abi dörder dörder. Sıraya. Efendim sıraya. Daha önce 3 tanesi açılan sosyal marketin 4.sünü açtıklarını belirten Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit amaçlarını anlattı. Sosyal market projemizin 4. ayağı olan marketimizi açmak üzere geldik Dinçler Mahallesi'ne. Bundan önce de 3 tane gerçekleştirmiştik. En son yaptığımız Gümüşçeşme Mahallesi'nde ben demiştim ki markette yelpazemiz çok genişleyecek, ürün yelpazemiz. Özellikle de bizim arzu ettiğimiz oyuncaklar demiştik. Bu markette onu göreceksiniz şimdi. Oyuncaklar ve çocuk eşyası çok fazla. Buna özen gösterdik. Yani çocukları sevindirmek bizim için ayrıca bir önem taşıyor. Şimdi bizim sosyal market projemiz aslında bu açtığımız marketle de sınırlı değil. Son 2 ayda biz yaklaşık 5 ailemizin ev eşyası bazında, işte yatak odası, genç odası bilmem, bunlara da ihtiyaçlarını giderdik ama lobansına yansıtmadık. Kendilerinin şey olmaması için, rencide olmaması için. Şimdi bu organizasyonda biz aslında halkın birbirine yardımı bu. Biz sadece köprüyüz. İhtiyaçla getiren arkadaşlarımızdan alıyoruz, halkımızdan. Düzenliyoruz, temizliyoruz. Böyle bir yerde açıp ihtiyaç sahiplerine sunuyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla talep var. Keşke hepsine cevap verebilsek. Her gün her mahalleden bize istek geliyor. Ama ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Şimdi bu marketimizden sonra Eylül ayına kadar bir ara vermeyi düşünüyoruz. Çünkü başka işlerimiz de var. Bunlarla uğraşmaktan diğerlerine pek zaman ayıramıyoruz. O yüzden Eylül ayına kadar gene gelen yardımları kabul edeceğiz, düzenleyeceğiz. Eylül ayından itibaren de yeniden bu marketleri açmaya başlayacağız. Merkez İlçe Başkanı Yaşar Evci, partili kadınların çeşitli semtlerdeki vatandaşlardan toplamış oldukları ikinci el giysi ve ev eşyalarından oluşan ihtiyaç maddelerini Dinkçiler Mahallesi'nde ekonomik durumu iyi olmayan ailelere dağıtacaklarını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınların bir aylık emeğinin sonucudur. Yani bunlar, bu eşyalar buraya gelinceye kadar bir ay boyunca arkadaşlarımız tasnif ediyorlar, düzenliyorlar, temizliyorlar, ütülüyorlar ve ihtiyaç sahiplerine hazır hale getirebilmek için bir ay boyunca uğraşıyorlar. Ben onların çabasını bizzat gören birisi olarak kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum, kadınlarımıza. Sizler de katkı sunduğunuz için basın mensuplarımıza ve Dinkçiler Mahallesi'ne çok teşekkür ederim. Başkanımıza da bir alkış.